14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan 28. dönem milletvekili adayı seçimleri için Gümüşhane'nin Kekit ilçesinde seçim çalışmalarına başlayan Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili adayları Musa Küçük ve Birol Tuğlu, Kekit Milliyetçi Hareket Partisi ilçe teşkilatı, ilçe, belde ve belediye başkanlarıyla birlikte tüm partililer seçim çalışmaları için Kekit'te halkla bir araya geldiler. Sen bizim dağları bilmezsin gülüm. Her Osmanlılar çekilsin mi gül? Her haftası bayram, her yürüdüğün. Öpür bugün yerin örgüsü, Doğacaklarının dağ partisi. Kıyılarınızdır, çakı çiçekleri. Milliyetçi Hareket Partisi Gümüşhane Milletvekili adayları Musa Küçük ve Birol Tuğ, Ajans 29 mikrofonlarına konuştu. Birol Tuğlu hocamla beraber yola çıktık. Bizim Gümüşhane ile ilgili iddialarımız var. İnançlıyız. Biz Gümüşhane'nin yükünü mecliste en iyi şekilde taşıyacağımıza inanıyoruz. Bizi eğer Gümüşhane'li seçmen, Kekitli seçmen tercih ederse 20 yıldır ihmal edilen bütün sorunların üstesinden 5 yılda geleceğimize inanıyoruz. Omuz omuza iki kardeş gibi bu sorunlarla ilgili mecliste güç birliğiyle çalışacağımıza inanıyoruz. Ben az önce başkanla dediği gibi Gümüşhane seçmenine inanıyoruz, güveniyoruz. O teveccühü de görüyoruz. İnşallah tabii ki biz çalışıyoruz, biz koşturuyoruz takdir seçmenimizi. Teşekkür ediyorum önce basın mensubu olarak sizlere. Musa Bey'le yola çıktık. Üçüncü hareketi ne kadar destekleriz diye. Gerçekten Gümüşhane'de, Kerkin ilçemizde, Kürtün'de, Torul'da, Köse'de ciddi bir teveccüh var. Yani biz birbiri görüyorduk. Yani bir milletvekili alırız görüyorduk. Ama şu anda samimi söylüyorum, paydaşlarımızla, dava arkadaşlarımızla, yükküdaşlarımızla beraber biz 2-0 için çalışıyoruz. İnşallah bu şehir bize bunu layık görür ve Allah'ın izniyle de bunu başaracağımıza inanıyoruz. Biz 2-0 için meydanlardayız ve elimizden geleni en iyi şekilde sunacağız. Hizmeti yapacağız Gümüşhane'ye, saygılar sunuyorum. Eski MYK üyesi Akın Üstün, Şiran Belediye Başkanı Mutlu Özel ve Söğütlü Belde Belediye Başkanı Özkan Çakır da Ajans 29 mikrofonlarına çalışmalar hakkında şu açıklamalarda bulundular. Hoş geldiniz. Milliyetçi Hareket Partisi birlik beraberlik içerisinde Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetmek üzere Cumhurbaşkanımız Sayın Tayyip Erdoğan'ı ve beraberinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin de mecliste güçlü kılma adına yola çıkmıştır. Uzun zamandır sahada çalışmaları devam eden partimizi inşallah 14 Mayıs'ta önce Gümüşhane'de sonra Türkiye'de bunu zaferle taçlandıracağız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ikinci yüzyılında dünyada lider ülke yapma yolunda var gücümüzle son nefese kadar çalışacağız. Ben aday arkadaşlara ve Türkiye satında çalışan bütün aday arkadaşlarımın hepsine başarılar diliyorum. Allah'ın izniyle o sene bu sene diyoruz ve başaracağız. Ben Köyüklü Belediye Başkanı Özkan Çakır. Malum iki başkan vefat etti. Salim Koç, Rıza Arslan. Akı bende, ben seçildim. İki başkanımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Önümüzde bir 14 Mayıs'ta orada bir seçimimiz var. İnşallah 14 Mayıs'ta seçimi zaferle taslandıracağız. Gerek Gümüşhane, gerekse ülke çapında Cumhurbaşkanı'nı yine Cumhurbaşkanı olarak ülkeye seçeceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi'nde ulaşacağı en yüksek seviyeye taşıyacağız. Buradan tüm halkıma saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Gümüşhane Şiran Belediye Başkanı, Milliyetçi Hareket Partisi. Genel Başkanımızın talimatıyla beraber yaklaşık 2 senedir sahalardayız. Vatandaşın teveccühü gayet güzel gidiyor. Biz 2 yıldır vatandaşımıza dokunuyoruz.
elimizden geldiğince onlarla istişare ediyoruz. Biliyorsunuz biz dünya genelinde de bazı sıkıntılar var ama biz hiç boş bırakmadık. Elimizden geldiğince vatandaşa dokunduk. Şimdi de bunların meyvelerini topluyoruz. Bugün de Kelkit'teyiz. Kelkit'in bugün de pazarı. Çok güzel bir ortam var. Milliyetçi Hareket Partisi'nde güzel bir teveccüh var. İnşallah 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve onunla beraber de Milliyetçi Hareket Partisi'ni mecliste güçlü bir şekilde temsil edeceğiz. Bunun için çalışıyoruz. Tüm belediye başkanlarımız gece gündüz demeden, mesai kavramı gözetmeden çalışıyor. 14 Mayıs'ta Cumhur İttifakı'nın birlik ve beraberliğiyle ülke daha da ileri gideceği inşallah. Herkese saygılar sunuyoruz.